YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, harika bir sulu köfte yapalım. Köftemizin yapılışına geçelim. Köftemiz için 400 gram dana kıyma kullandım. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 yemek kaşığı irmik, yarım su bardağı köftelik bulgur ekleyelim ve köftemizin harcını yoğurmaya başlayalım. Yoğururken azar azar su ilave ediyorum. Daha yumuşak ve güzel bir kıvam alması için. Köftemin harcını güzelce yoğurdum. Yoğurduktan sonra yarım saat dinlendirelim. Köftemizin harcı dinlenirken biz diğer malzemelerini hazırlayalım. Köftem için 2 adet havuç kullandım. Havuçlarımı küp küp küçük bir şekilde doğruyorum. Daha sonra 2 adet patates kullandım. Patateslerimi de aynı şekilde doğrayalım. Patateslerimizi doğradıktan sonra köftelerimizin yapılışına geçelim. Köftemin harcı dinlendi. Köftelerimi yapmaya başlıyorum. Fındık büyüklüğünde parçaları alıp elimizle yuvarlayalım. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. Doğramış olduğumuz havuçları kavurmaya başlayalım. Havuçlarım kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Daha sonra köftelerimizi ilave edelim. Şöyle 1-2 tur köfteyle birlikte kavuralım. Daha sonra suyunu ilave edelim. Suyunu ilave ettikten sonra kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. Ben patatesleri sonradan ilave edeceğim arkadaşlar. Patateslerim çabuk piştiği için sonradan ilave ediyorum. Köftelerim kaynadıktan sonra patateslerimi de ilave edip pişirmeye bırakalım. Patateslerim, köftelerim pişti arkadaşlar. Piştikten sonra bir kase bezelye ilave ediyorum. Ben dondurulmuş bezelye kullandım. Dilerseniz konservede kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edip yaklaşık 2 dakika daha kaynatıp altını kapatabiliriz.
Köftelerimiz hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videomda, başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.